Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle burada bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Hem de sizi hem şahsım hem de Abdi İbrahim adına selamlamak istiyorum. Şimdi sunumumu paylaşıyorum. Hemen bir bakalım bir sıkıntı olacak mı? Sunum moduna da verdim ama geldi mi ekranlar acaba? Şu an geldi. Tamam, normal sunumda görüyorsunuz değil mi? Yani benim sunucu ekranımı görmüyorsunuz, normal görüyorsunuz. Süper. Tamam, harika. Bugün aşağı yukarı 30-35 dakikalık bir sunumum var. Maksimum. Ondan sonra da soruları alabilirsek memnun olurum. Yani kafanıza takılan soruları cevaplamaktan da elimden geldiğince mutluluk duyarım. Ben bugün size Abdi İbrahim'in aslında sürdürülebilirlik yolculuğunda neler yaptığının hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla sunumum ağırlıklı olarak sürdürülebilirlikle ilgili olacak ama bir bakışta hazır sizi bulmuşken Abdi İbrahim'i de tanıtmak istiyorum izin verirseniz. Öncelikle Abdi İbrahim Türkiye'nin en eski Türk ilaç şirketlerinden bir tanesi. Hatta belki de en eskisi 109 yaşında. Ve %100 de Türk yerli bir ilaç şirketi. 19 yıldır Türk ilaç sektörünün lideriyiz. Bu neden önemli? Şöyle bir pazar düşünün. Dünyadaki bütün rakiplerinizin olduğu bir pazar burası. Hani böyle 20 tane rakibiniz olur da 3 tanesi olur gibi değil. Dünyada 30 tane rakibiniz varsa hani 28'i diyelim. 29'u Türkiye pazarında var ve onların önünde 19 yıldır lider. Bu gerçekten özel bir başarı bir Türk şirketi için. 4600 tane çalışanımız var. 4000'i doğrudan Türkiye'de. Türkiye dışında Cezayir ve Kazakistan'da fabrikalarımız var. Tabii ki en büyük fabrikamız Türkiye'de İstanbul Esenyurt'ta. 30'dan fazla lisansörle lisans anlaşmamız var ve birçoğuna belki 20 yılın üzerindedir hizmet veriyoruz. Dolayısıyla uzun süreli ilişkilerimiz var. 400'ün üzerinde ürünümüz var, 200 markamız var. 2400 tane satış ekibimiz var. Türkiye'nin en büyük satış ekibi de Abdi İbrahim'in. Çok kıymetli bir yatırımımız var. Abdi Bio, biyoteknolojik üretim tesisi. Zaten sunumumun ilerleyen yerlerinde size daha detaylı bilgiler vereceğim. Türkiye'nin en modern ve en büyük biyoteknoloji tesisi. Ki gelecek biliyorsunuz artık kimyasal ilaçlardan biyoteknolojik ilaçlara doğru kayıyor. Türkiye'nin ilk akredite ARGE merkezi yine Abdi İbrahim'in. ARGE bizim için çok önemli. Çok yeni Dermalix adlı bir ürün piyasaya verdik. Bu neden önemli? Hani hep genelde yabancılar molekül bulur, biz Türkiye'ye getiririz gibi düşünüyoruz. Bu gerçekten de böyle ama Dermalix Ege Üniversitesi ile Abdi İbrahim'in aslında 7 yıllık bir üniversite sanayi işbirliğinin sonucunda geliştirdiği ve dünyada türünün tek örneği olan bir yara örtüsü, diyabetik ayaklarda kullanılan 40 küsur ülkede patentlendi ve Türkiye'de de daha çok yeni pazara verildi. Abi İbrahim 60'tan fazla ülkede ihracat yapıyor. Yaklaşık 100 milyon dolar da ihracat geliri var. Burada mavi cinsten ödünç aldığım bir sloganla 10 Pharma'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene biz İsviçreli bir biyoteknoloji şirketi olan aynı Abi İbrahim gibi bizim kadar eski değil ama 83 yaşında bir biyoteknoloji şirketi olan 10 Pharma'yı satın aldık. Neden önemli bu? Çünkü İsviçre bildiğiniz gibi Avrupa'da ilacın baş ülkesi ya da başkenti diyelim. Çok büyük ilaç firmalarının çıktığı bir ülke. Dolayısıyla biz gidip onların kalesinde yine onların köklü biyoteknoloji firmalarından bir tanesini %28'ini satın aldık. En büyük iki hissedardan biriyiz ve bu hisse yapısının içindeki tek ilaç üreticisi biziz. Dolayısıyla bu şirketin stratejik ortağı olduk. Normalde genelde yabancılar gelip Türkleri alırken biz ilk defa gidip onların bir şirketine ortak olmuş, stratejik ortak olmuş olduk. Çok yeni bir satın alma daha yaptık. Belki görmüşsünüzdür sosyal medyada veya basında bir tüketici sağlığı ürünü firması olan Innoliva'nın %90 hissesini aldık. Aslında bizim 5 tane, 4 tane U+, Unka, Hamatol ve Probes gibi markalarımız var. Innoliva'nın da ürünleriyle birlikte tüketici sağlığı, bizim kendimize büyüme alanı olarak verdiğimiz alanlardan bir tanesi tüketici sağlığı. Orada büyümeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında bir bakışta çok kısaca Abdi İbrahim bu şekilde. Şimdi sürdürülebilirlik tarafında neler yaptık? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Aslında sürdürülebilirliğin tanımı, çokça tanımı var biliyorsunuz. Ama ben en çok 1987 yılında yayınlanan adı Brundtland raporu olarak daha çok bilinen Norveç Başbakanı'na ithafen hazırlanan, yani onun da içinde olduğu bir heyet tarafından hazırlanan Brundtland raporundaki tanımı seviyorum. Yani aslında şunu diyor sürdürülebilirlik şu demek. Bugünkü ihtiyaçlarınızı karşılarken gelecek nesilleri de unutmayın. Yani onlara da bir şeyler, onların da ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları onlara
bırakın demek istiyor. Bu benim en sevdiğim ve olayı gerçekten çok iyi özetleyen bir tanım aslında. Peki bizim hedefimiz ne abi İbrahim olarak? Biz bir kere geleceği iyileştiriyoruz. Mottomuzu kullanıyoruz. Oğuzcan Bey çok özür dileyerekten bölüyorum ama ekranınızı yansıtma gibi bir durumunuz olabilir mi? Ekranı yansıtırsanız katılımcılarımızı güzel bir şekilde paylaşma kısmından. Çok pardon. Zaten şu anda yansıtmıştım ama yansımamış mı şey? Yansıtmıştınız ama ekran herkese gözükmüyordu. Paylaş kısmından yapmanız gerekir. Sunumu paylaşmanız yeterli olur. Sunumu. Share screen'den yapıyorum değil mi? Bildiğimiz gibi. Sağ altta bulabilirsiniz. Tamam, bir saniye. Oldu mu? Harika. Ama yazılar gözüküyor. Onu da söylemek isterim. Tamam, sorun değil. Ben normal sunum ekranını alırım. Bazen oluyor böyle. Bir saniye rica edeceğim. Sunum modundan çıkartayım. Bir saniye. İsterseniz önce ekranı paylaşın, sonrasında sunuyu yansıtabilirsiniz. Tamam, bir saniye. Tekrar deniyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Oldu mu şimdi? Sağ alttan sunuyu paylaşmanız yeterli olur. Olması gerekiyor orada. Show kısmını alın Oğuzcan Bey. Show kısmını alın. Show. Aşağı taraftaki show alanını işaretlerseniz. Bir saniye. Show almayı. Bir saniye rica edeceğim. Basıyorum ama bir saniye. Şimdi oldu mu? PowerPoint'in show haline geçirmeniz lazım. PowerPoint'inizi show haline. Oradan. Tamam, şunu. Evet, buraya basmanız lazım. Bastınız. Tamam. Oldu mu şimdi? Yok. Notlarınızı kapatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani şöyle, şuradan da anlatabilirim. Notları şöyle aşağı alırım. Problem değil. En azından burada daha şey olarak, akıcı olarak anlatabilirim. Bir daha. Bir dakika. Ne de biz buradan devam edelim. Ben buradan anlatırım, sıkıntı yok. Tek tek ilerleyerek. Dolayısıyla biz aslında Abdi İbrahim olarak geleceği iyileştiriyoruz. Mottomuzu kullanıyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili olan bütün faaliyetlerimizde. Ama şu an... Evet. Sorun yoksa... Duyamadım, sesiniz kesildi. Devam edeyim mi? İnternet problemi oldu muhtemelen. Sizin için uygunsa aynı şekilde tamam, devam edebilirim. Tamam, teşekkürler. Devam ediyorum ben. Oğuzcan Bey, hiçbir sorun yok. Devam edebilirsiniz, teşekkür ederiz. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi biz bu sürdürülebilirlikle ilgili olan tabii ki nihai hedefimiz amaç odaklı bir şirket olmak. Amaç odaklı bir şirkete yolculuğumuza devam ederken de aslında yapmak istediğimiz şey hayatlarına dokunduğumuz bütün insanlara daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir dünya bırakmak için faaliyetlerimizi bu hedef doğrultusunda iş süreçlerimizi geliştirmek. Şimdi dünyada biliyorsunuz birazcık burada bir durup kısaca hani nereden buraya geldiğimizden bahsetmek istiyorum. Aslında sürdürülebilirlik hep hayatımızda olan bir süreçti. Ben aşağı yukarı 2001 yılından beri profesyonel hayatın içindeyim. Hep bir sürdürülebilirlik konusu vardı ama biraz da böyle dostlar alışverişte görsün gibiydi, öyle söyleyebilirim size. Hani nice to have bir faaliyetti ama ne 2016'lardan 2017'lerden sonra iş gerçekten biraz ciddileşmeye başladı. Neden bu oldu? Bunun tabii ki birçok sebebi var ama bunlardan belki de en önemlisi sürdürülebilirlikle ilgili, yani iklim değişikliği kaynaklı aslında sıkıntıları biz hepimiz, yani siz, ben ve bütün dünyadaki insanlar somut olarak görmeye başladı. İşte kuraklıklar, orman yangınları, ondan sonra işte fırtınalar, seller. Acayip doğa olayları görmeye ve hani hissetmeye başladı. Dolayısıyla aslında bu COVID salgını da hani üstüne böyle bunun tüyü diken bir konu oldu. Çünkü orada da biliyorsunuz aslında hep iddia Wuhan'daki hayvan pazarındaki temastan kaynaklanan bir yayılma olduğu yönünde. Bu temasın da sebebi aslında insanların, hayvanların yaşam alanlarını işgal etmesi. Dolayısıyla iş dönüp dolaşıp geliyor, sürekli bir sürdürülebilirliğe bağlanıyor. Bunun da bir diğer önemli göstergesi bu konunun ciddileştiğinin
Dünya Ekonomik Forumu tarafından her sene yayınlanan global küresel risk raporu. Baktığınız zaman küresel risk raporuna 2017'ye kadar falan böyle çevre ile ilgili olanlar yeşiller az böyle bir, bazen iki girmiş bazı senelerde. Ama 2017'den sonra böyle çok istikrarlı bir şekilde artış var. 2020'de full yeşil, yeşillendi diyoruz biz ona hani global risk raporu. 2021'de bir tane turuncu kutucuk var. O da infectious diseases, o da COVID'den kaynaklanıyor muhtemelen. Dolayısıyla aslında bugün geldiğimiz nokta bir taraftan insanlar somut riskleri gördü. Bir taraftan işte 2016 yılında biliyorsunuz Paris Anlaşması imzalandı. Onun getirdiği bir hızlanma var. Bir yandan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri yine 2016'da revize oldu. Ondan önce 1000 yıl hedefleri vardı 2000 yılında kabul edilen. Dolayısıyla aslında böyle hummalı bir şekilde zaten buraya doğru gidiyorduk ama COVID bir anlamda belki hani 3-5 sene daha sürecek bu geçişi bir anda böyle sıkıştırdı ve hızlıca hayatımızın içine soktu. Biz de açıkçası merak ettik hani bu değişen trendler ülkemizde ne kadar karşılık buluyor. Ve bir araştırma yaptırdık. 2500 kişilik bir örneklem bu. Temsil kabiliyeti olan güzel bir çalışma oldu. Hem il hem cinsiyet hem eğitim bazında temsil kabiliyeti olan gruplar üzerinde yaptık. İçinde doktor, uzman hekim, aile hekimi, sağlık çalışanı, öğrenciler, halk, basın mensupları birçok gruplar vardı. Ve onlara aslında şunu sorduk. Sürdürülebilirlik sizin için önemli mi? Yani ilaç firmalarının sürdürülebilirlik içinde olmasını önemsiyor musunuz? Bu aslında kafamızdaki soru. Ve 5 soruda, 5 cevapta onlar bize ilaç şirketlerini sürdürülebilirlikle sürdürülebilirlik alanındaki aktif ve iyi olmalarını önemli buluyorum dediler. Onlar hakkında daha olumlu görüşüm var dediler. Daha fazla güvenirim. Eş durumdaki satın alma kararımda sürdürülebilirlikte iyi olanı tercih ederim. Ve de onların markalarına daha sadığımdır dediler. Gördüğünüz gibi oranlar bayağı kayda değer bir şekilde yüksek. Bu bizi de gerçekten çok şaşırttı. Dolayısıyla açıkçası sürdürülebilirlik tarafında yaptığımız şeyler için bize büyük cesaret verdi. Biz peki ne yaptık? Biz 2019 senesinden itibaren, tabii ki ben yani 2019 senesinde Abdi İbrahim'e katıldım. Tabii ki ondan önce de Abdi İbrahim'in Esenyurt Fabrikası'nın kurulduğu tarihten beri sürdürülebilirlik çalışmaları devam ediyor ama 2019 senesini biraz daha mutfak senesi olarak değerlendiriyoruz ve hem önceliklendirme hem kıyaslama analizlerimizi yaptık. Biliyorsunuz materyalite analizi aslında şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerinin temelini oluşturuyorlar. Bir nevi yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Oradan çıkan sonuçları aslında 17 küresel kalkınma ilkesine odakladık ve 9'unu seçtik. Bunları da çevresel, yönetsel, yönetişimsel yani ESG, Environmental, Social ve Governance olarak onların altına oturttuk. Aslında stratejimizin temeli bu şekilde oluştu. Ve tabii ki bu şimdi ben size bu üç başlıktaki neler yapıyoruz ve bizi heyecanlandıran şeyler neler onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bunların başında çevre geliyor. Çevre tarafının altında en ilk olarak sizinle tabii ki ana hedefimiz 2030 yılında karbon nötr bir şirket olmak. Bunu zaten kamuoyuyla da paylaştık. Yaklaşık belki bir seneden fazla oldu bu hedefimizi paylaşalı. Dolayısıyla 2030 yılında Abdi İbrahim olarak karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu hedefin altında birçok birbiriyle eş zamanlı yürüyen çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Abdi İbrahim'in 2020 yılının başından beri tesislerinde yenilenebilir elektrik kullanıyor olması. Hem Esenyurt'ta hem de Maslak'taki genel müdürlüğünde. Bu neden önemli? Çünkü bunu yapan ilk yine Türk İlaç Şirketi Abdi İbrahim oldu birçok ülke imza attığı gibi. Büyüklük bir fikir versin diye söylüyorum size. Sadece bir yılda aşağı yukarı 16 bin hanelik bir ilçenin tüketimi kadar elektrik tüketiyor Abdi İbrahim. Yani 1-1-2020 gibi düşünürseniz 2 yılda 30 bin hane, ortalama 3 kişi yaşasa, yani neredeyse 100 bin nüfuslu bir ilçenin bir yıl boyunca tükettiği elektriği biz rüzgar ve güneş santrallerinden sağlamış olduk. Bu bize ne sağladı? Bu bize aslında elektrik tüketiminden kaynaklı Scope 2 yani kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırlamamızı sağladı ve toplam karbon emisyonlarımızı da %43 oranında düşürmemize yardım etti. Çevre başlığı altında yaptığımız bir diğer bizi çok mutlu eden çalışma da aslında yaşam döngü analizleri. Yani life cycle assessment dediğimiz çalışmalar. Bu life cycle assessment'ın hem organizasyonel var hem de ürün tarafı var. Organizasyonel döngü analizi aslında size şunu veriyor. Sizin karbon emisyonlarınız hangi aşamalara düşüyor? Yani benim tüketip kutuyu çöpe attığımız aşamaya kadar ki bütün aşamalardaki karbon ayak izinizi
size gösteriyor. Dolayısıyla bunun çalışmasını yaptık. Yine bunu yapan ilk ilaç şirketiyiz Türkiye'de. Ve bununla da yetinmeyip iki tane de gıda takviyesi ürünümüz için U+, vitamin C ve U+, enerji ürünümüz için bunu yaptık. İnşallah çok yakında sizlere ve yurt dışındaki tüketicilerimize karbon nötr vitaminler sunmaya hazır hale geleceğiz. Dolayısıyla bu iki çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar, özellikle organizasyonel yaşam döngü analizinden, bize böyle nokta atışı şekilde projeleri hayata geçirme ve karbon emisyonlarımızı azaltma imkanı verecek. Eş zamanlı yürüyen diğer projelerden bir tanesi akıllı yazılım projesi. Bilmiyorum burada Tobetü'den aramızda olanlar var mı, ama bu buradaki projelerin bazıları üniversite sanayi işbirliği şeklinde gidiyor. Akıllı yazılım projemiz Tobetü ile devam ediyor. Orada bu projenin sonunda hedefimiz şu: elimizde Abdi İbrahim'in 60 tane kutu, 30 tane de blister. Yani bu ilaç kutularının içindeki, hani böyle elimizle çıkarttığımız plastiklere biz blister diyoruz. 60 kutu, yaklaşık 20-20 küsür de blister boyumuz var. Bu yazılım bize aslında optimizasyon yapacak ve minimum yatırım maliyetiyle diyecek ki şu boyudaki ambalajlarını şuraya küçültebilirsin. Tabii ki birçok değişken var. O yüzden zaten bir ön karar algoritması yazdık, bir de karar algoritması. Dolayısıyla sonunda bizi önemli miktarda plastik ve kağıt kullanmaktan kurtaracak. Dolayısıyla bu da dolayısıyla bizim karbon emisyonlarımızı azaltacak. Bunun ikinci fazı olarak biyobozonur plastik çalışmalarımızı düşünebilirsiniz. Orada da Sabancı Üniversitesi ile işbirliğimiz başlamak üzere. Bu çalışma sonunda da o blisterler, biliyorsunuz, PVC, yani ilaç endüstrisi maalesef plastiği çok kullanan bir endüstri. Hem tüketici sağlığı tarafında hem ilaç tarafında. Biyobozonur plastik projesi sonucunda da biz PVC'ye daha alternatif, daha doğa dostu ambalajlar bulmayı hedefliyoruz. Bir diğer projemiz devam eden, artık bu Abdi İbrahim'in projesi olmaktan çıktı. Biraz da ilaç sektörünün projesi haline geldi. Prospektif ilaç. Bilmiyorum, sizler de bir tüketici olarak ilaç kutunuzun içinde prospektüs olmazsa neler düşünürsünüz? Tabii ki prospektüsü alacağız ama bilgileri aslında kare koda yüklemeyi düşünüyoruz ilacın üstündeki. Şöyle bir rakam söyleyeyim size. İlaç endüstrisinde 2020 yılında 2.2 milyar kutu ilaç yapılmış. Aşağı yukarı her ilacın içinde bildiğiniz gibi bir tane prospektüs var. Kimisi küçük, kimisi daha büyük. Ortalama A4 gibi düşünün. Dolayısıyla bu endüstri aslında yılda 2.2 milyar sayfa A4 kullanıyor. Yani böyle üst üste koyduğunuzda herhalde 2.5-3 kilometrelik bir kule olabilecek kadar fazla kağıt kullanılıyor. Dolayısıyla biz bu projeyi hayata geçirirsek çok önemli miktarda ağaç kesilmesini engelleyip aynı zamanda da karbon emisyonumuzu paralel şekilde düşürmüş olacağız. Döngüsel ekonomi bizim için çok önemli. Döngüsel ekonomi aslında ilaç endüstrisi biraz daha lineer. Yani al, üret, kullan, at. Daha doğrusu al, üret, sat, kullan, at diyebileceğimiz böyle lineer bir doğru üzerinde gidiyor. Biz ilaç endüstrisini daha döngüsel hale getirebilir miyiz diye bakıyoruz, ama ilaç endüstrisinin şöyle bir handikapı var. Sizlerle paylaşmak isterim. Havacılıkla birlikte ilaç dünyada en fazla regüle edilen iki sektörden bir tanesi. Dolayısıyla bizim sektörde bir blisterin ya da bir şurup şişesinin tekrar kırılıp tekrar şişe yapıp tekrar ilaç haline getirilmesi mevcut mevzuatla zaten mümkün değil. Şu anda hepsi tehlikeli atık olduğu için yakılıyor. Bayağı yanmaya gidiyorlar. O hastanelerde belki görmüşsünüzdür, o kırmızı torbalara konuyor. Gerçi evde koymuyoruz. Birazdan bir iki saat sonra size bir bilgi paylaşacağım. Yakılıyor. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz aslında belki bu Paris Anlaşması, biliyorsunuz, çok daha yeni mecliste onaylandı. Ve uluslararası gelişmeler, ulusal gelişmelerle ilaç endüstrisinin de bu lineerlikten en azından bazı bölümlerinde döngüselliğe geçirilebilir diye düşünüyoruz. Biz de buna mevcut mevzuatların izin verdiği ölçüde ilk etapta kağıt ve prospektüsleri geri kazanarak başlamak istiyoruz. Bunu da nasıl yapmak istiyoruz? İlk etapta tabii ki satın alarak geri kazanılmış kağıttan üretimi. Sonrasında da bir ulusal atık ilaç projesi başlatmak istiyoruz. Siz de ben de hepimiz tüketiciyiz. Evde genelde miadı dolmuş, yani tüketim tarihi, son kullanım tarihi geçmiş ilaçları çöpe atıyoruz. Bu yaptığımız araştırmada da zaten elde ettiğimiz bir sonuç vardı. Onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak çöpe attığını söylüyor katılımcılar. Evde saklayanlar var. Aldığım ilaçların hepsini kullanıyorum diyenler var. Bir de aile sağlığı merkezlerine, eczacıya götürüyorum diyenler var. Ben vallahi hiç hayatımda daha götüren görmedim, ama demek ki
Kendim de götürmedim bu arada. Hani yalan olmasın. Götüren de görmedim ama demek ki var. Dolayısıyla biz şunu yapmak istiyoruz. İlk etapta kağıtlarını içtiyse kazanalım. Sonrasında da belki uzun vadede mevzuatlarda bir değişiklik olursa ilaç atıklarında içtiyse plastiklerini, alüminyumunu kazanırız. İlaç endüstrisinde tabii ki bu olmaz. Dediğim gibi kontaminasyon riski olduğu için. Ama ilaç olmasa bile başka endüstriler, işte kablo, işte ne bileyim PVC, cam gibi endüstrilerin girdisi olabilir. Bunu eczacılara da sorduk. Böyle bir atık ilaç kampanyası yapsak acaba katılmak ister misiniz diye. Aramızda eczacılık okuyanlar da var mı bilmiyorum ama biz eczacılık kulüplerinin eventlerine de gittiğimizde gerçekten eczacılık öğrencilerimiz de çok hoşlarına gidiyor bu proje. Çalışmak istediklerini beyan ediyorlar. Dolayısıyla eczanelerden de hayli yüksek bir katılım isteği geldi. Çevre tarafında sizlerle paylaşmak istediğim son konu parçası olduğumuz aslında platformlar. Bunlar neden önemli? Şöyle söyleyeyim size. Bunlar uluslararası kuruluşlar. Örneğin CDP. Biz ilk defa geçen sene CDP'ye bir raporlama yaptık. Siz raporlama yapıyorsunuz, onlar size not veriyorlar. Uluslararası geçerliliği olan kriterler var. Herkes için eşit bunlar. Tüm dünyada kategoriler var. İklim değişikliği, işte su güvenliği vesaire vesaire. Başvuruyorsunuz ve not alıyorsunuz. Ve bu notunuzu dünyadaki herkes, işte öğrenciler, devletler, yatırımcılar, herkes görüyor. Biz ilk defa geçen sene başvurduk da B- aldık. Türkiye'den 128 şirket buraya başvurmuştu. Biz bunun neredeyse 100'ünü geride bırakarak B- aldık. Tabii ki hedefimiz aslında burada önümüzdeki dönemde A'yı almak. Bir diğer platform burada size vurgulamak istediğim Science Based Targets. Bu da aslında karbon emisyonlarınızla alakalı olan bir platform. Kurucularından biri de CDP, bir diğeri WWF. Burada da hedef, buranın imzacısı olduk. Bu sene de hedeflerimizi set eden ilk Türk ilaç şirketi olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz her iki yılda bir. Bu sene raporumuz çok yeni yayınlandı. Web sitemizi ziyaret ederek raporumuzu okuyabilirsiniz. Raporumuzun bu sene iki tane öne çıkan yönü var. Çok kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Birisi gördüğünüz kolajlar. Selman Hoşgör'ün kolajları bunlar. Meşhur bir kolaj sanatçımız kendisi. Sürdürülebilirlik temalı çizdiği 9 tane kolajı kullandık kapakta ve içinde. Aslında Abi İbrahim'in ruhunda sanat var biliyorsunuz. Yönetim Kurulu Başkanımız Nezik Bey de çok önemli sanatseverlerinden bu ülkenin. Dolayısıyla aslında onun duygusunu da raporumuza geçirmiş olduk. Bir diğer önemli yönü de bizim için bu rapor GRI diye bir ilkeler vardı. Şurada az önceki slide'da gördüğümüz şu. Bunlar aslında raporlama ilkeleri. Bunun da biz imzacısıyız. Bu şu demek, sürdürülebilirlik raporunuzu belirli ilke setlerine göre yapıyorsunuz ki bütün dünyada herkes yaptığında elma elma olsun ki karşılaştırılabilir olsun. Biz bu GRI'nin temel setini kullanırken ilk defa bu sene Türkiye'de ilk şirketiz bunu yapan. SDG paneli üzerinden raporlama yaptık. Dolayısıyla bizi çok mutlu eden bir gelişme oldu. Bu dolayısıyla bu çevre tarafıydı şu ana kadar anlattıklarım. Sosyal tarafta da çok hareketli bir dönem geçirdik. Abdi İbrahim Vakfı'nı kurduk ve toplumsal yatırım programımızı hayata geçirdik. Vakıf bünyesinde vakfın web sayfasını, web sitemizi takip ederseniz yakında burs için bir duyuru yapılacak. Daha hazırlıklar devam ediyor. Bizim sektörümüzle alakalı seçilen bölümlerde ve okullarda okuyan öğrencilerimiz buraya başvurabilecek. 16 tane lisans, 8 tane yüksek lisans, 8 tane doktora için burs verilecek. Bu bölümlerde dediğim gibi ağırlıklı tabii ki Abdi İbrahim'in özellikle biyoteknolojiyle ilgili olan alanlarda olacak. Dediğim gibi bizim sitemizi takip ederseniz oradan yakın zamanda yani bir hafta 10 gün içinde zaten duyurumuzu çıkacağız. Toplumsal yatırım programımızı hayata geçirdik dedim. Aslında bu 4 tane başkan oluşuyor. Bir tanesi sağlık ve spor. Buradaki sağlıktan kastımız aslında well-being. Well-being biliyorsunuz COVID'le hayatımıza giren bir trend. O şu demek, siz hasta olun ben sizi tedavi edeyim ilaçla değil de siz hasta olmayın. Kendinize iyi bakın. İşte vitaminlerinizi alın, daha iyi uyuyun, daha fazla egzersiz yapın. İşte daha az şeker yiyin, sigara içmeyin gibi birçok hususta kendinizi hasta etmeme, aslında bir adım geriye gelip kendinizi koruma anlamında bir trend. Bu özellikle COVID'de dediğim gibi tüm dünyada da Türkiye'de de baskın hale gelmiş olan bir trend. Bunun altında sağlık okuryazarlığı da var, tabii ki spor da var. Biz ilk adımı aslında burada hani sağlık okuryazarlığı başta olmak üzere
bu alanda iyileştirmeler yapacak birçok proje planlıyoruz. İlk adımı olimpik sporlara destek olmak adına yüzücümüz, milli yüzücümüz Emre Sakçı'yla ona sponsor olarak attık 4 senelik. Önümüzdeki dönemde olimpik dediğim gibi yani popüler olanlar değil, olimpik sporlarda sporcular katmaya devam edeceğiz. İkincisi sosyal inovasyon. Bu çok önemsiyoruz çünkü sosyal inovasyon konusu sağlıkta hiç sahiplenilmemiş bir konuydu. Biz de Türkiye'nin liderler şirketi olarak burayı sahiplenmeye karar verdik. Yanımıza Impact Hub'la Ashoka'yı aldık. Dünyada bu alandaki en iyi iki STK, Impact Hub ve Ashoka programımızı başlattık. İlk sene normalde 20-25 tane başvuru beklersiniz ama gerçekten 80 başvuru geldi. Biz de çok memnun olduk. Çok yeni bir şekilde ileri aşama ve başlangıç aşaması diye ikiye böldük fikirleri. İleri aşamanın birincisi belli oldu, ödülünü aldı. Erken aşama fikirler şu anda 4 taneye indirdik onları. Kuluçkadalar senenin sonunda onların da galibini belirleyeceğiz. Bir diğer çok önem verdiğimiz projemiz Milli Eğitim Bakanlığı ile devam ediyor. Biz Abdi İbrahim İlaç Üretim Teknolojileri Meslek Lisesi proje okulu açmak istiyoruz. Çünkü hepinizin de takdir edeceği şekilde tüm sanayinin muzdarip olduğu bir konu var ki o da iyi ara eleman. Yani yetişmiş mavi yaka diye düşünebilirsiniz. Biz hem biyoteknolojik ilaç üretimini bilen, hem kimyasal ilaç üretimini bilen, hem steril üretim, hem non-steril üretim bunlardan anlayan, mezun olduğunda İngilizce de bilen, sadece Türkiye'de değil isteriz ki tabii ki önce Abdi İbrahim'de, sonra ilaç endüstrisinde, sonra dünyanın istediği herhangi bir yerindeki ilaç fabrikasında çalışabilecek nitelikte lise mezunları olsun, yani mezun olduklarında böyle olsunlar istiyoruz. Bu amaçla programı dizayn ediyoruz. Önümüzdeki eğitim yılından itibaren hayata geçirmeyi planlıyoruz. Son başlığımız da buradaki gönüllülük. Çok yeni lansmanı yapıldı, gruplarımız oluşturuldu. Bir yönetim kurulumuz var, gönüllülük yönetim kurulu. Gruplardan gelen fikirleri burada finalize edeceğiz ve 2022'den itibaren Abdi İbrahim buraya kaynak. Gönüllüler de zamanını aktaracaklar. Kişi başı gönüllülük saatine kadar detaylı olarak takip edeceğiz. Sonuncu başlık ESG'nin G yani yönetişimsel governance kısmı. Burası da aslında iki başlıkta oluşuyor. Finansal başarı ve davranış. Abdi İbrahim tabii ki finansal başarısı zaten bütün bu anlattığımız şeyleri yapmamıza destek oluyor. Davranışsal tarafta bizim için özellikle ilaç endüstrisi için iş etiği, şeffaflık, rüşvet, yolsuzlukla mücadele ve ilaç güvenilirliği çok önemli. Konular Abdi İbrahim'in iş etiği prensipleri tüm sadece Türkiye'de değil bütün operasyonlarında ki Abdi İbrahim 15 ülkede kendi operasyonunu, satış operasyonu olan bir şirket. Bazen o ülkelerin yerel regülasyonundan bile daha sert kalıyor bizim prensiplerimiz. Tavizsiz bir şekilde uygulayan bir şirket. Türkiye'de bir etik komitesi var. Gelen şikayetler, iç denetimlerden gelen sonuçlar, dış denetimler hepsi orada değerlendiriliyor. 14 tane GMP sertifikası var Abdi İbrahim'in. Çok önemli. Neden önemli? Bu şu demek, 14 farklı ülke için Abdi İbrahim, bunlardan bir tanesi Portekiz, dolayısıyla tüm Avrupa Birliği de aslında bunun içinde, ilaç üretebiliyor demek. Yani oranın otoriteleri tarafından ilaç üretilmesine izin veriliyor demek. Son 10 yılda 140'tan fazla denetim geçirdik. Bunlardan 40 tanesi müşteri denetimi, 40 tanesi de aynı zamanda sağlık otoritesi denetimi, yani bakanlıkların yaptığı denetim ve hepsinden başarıyla çıktık. Dolayısıyla Abdi İbrahim'in aslında yabancıların partner olmak istemesinin en büyük sebeplerinden birisi bu başarılı karnesi. Yine web sitemizde detaylarını bulabileceğiniz bir başka rapor. Bu da Türkiye'de ilk defa bir ilaç şirketi tarafından yaptırıldı. Ekonomik ve sosyal etki raporumuz. Eğer vaktiniz olursa okumanızı çok arzu ederim. Çünkü içinde çok önemli bilgiler var. Bir slide'da size sadece oranın kritik sonuçlarını anlatmak istiyorum. Bir kere Abdi İbrahim sadece 2020 yılında Türk ekonomisi için neredeyse 5,5 milyar TL katma değer yaratmış. 20 bin kişiye istihdam sağlamış. Bunun 4 bini doğrudan kendinin, 16 bini de Abdi İbrahim'in ekosisteminde bulunan işte lojistikten tutun da eczanelere, işte aklınıza gelebilecek bütün o dolaylı halkalarda bulunan kişiler. 100 milyon dolarda ihracat yapmış bir şirket. Ve burada neden bu raporda 3-4 tane size burada değinmek istediğim bulgu var. Bir, Abdi İbrahim'in ve bizim gibi biyobenzer ve jenerik ilaç üreticilerinin önemini vurgulayan 3 tane ilk jenerikle, sadece 3 bakın, binlerce ilaç olduğunu düşünürseniz Türkiye'de, SGK'nın harcamalarında 45 milyon dolarlık bir tasarruf sağlamışız. İlk jenerik şu demek, bir alan var, tedavi alanı, bir tane ilaç var, o ilaç da yabancı.
Dolayısıyla orijinal ilaç. Siz buraya bu ilacın ilk jeneriğini piyasaya sürerseniz otomatikman SGK'nın sağlık harcamalarında ortaya çıkan rekabetten bir düşüş oluyor. Aynı şekilde tek bir biyobenzer ilaçla, biyobenzer de biyoteknolojik ürünlerin jeneriği gibi düşünün. Tek bir biyobenzer ilaçla devletin yaptığı, ki genelde onkoloji ilaçları oluyor bunlar, ihalelerde 65 milyon dolar tasarruf edilmesini sağlamış. Bu tabii ki raporun en önemli başlıklarından birisi. Biyoteknoloji, dünyada biyoteknoloji 300 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda, biyoteknolojik ilaçlar pazarı. Toplam pazarın neredeyse %30'una yaklaştı. Türkiye'de de benzer, %25 şu anda Türkiye'de. İthal edilen her iki ilaçtan bir tanesi biyoteknolojik ürün. Ve bunlar da genelde dediğim gibi onkolojik ilaçlar. Abdi İbrahim'in 100 milyon dolarlık bir yatırımı var, Abdi Bio. Sunumun başına da belirtmiştim, biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük ve en modern tesisi. Biz hem biyobenzer üretim için hem kendi molekülümüz için çalışmalara tesiste devam ediyoruz. 128 tane bilim insanı çalışıyor bu merkezde. Aynı zamanda 10 farmayı almıştık demiştim hatırlarsanız sunumun başında İsviçre'de. Orada da 250 milyon franklık, yani neredeyse 2 milyarın üzerinde, 2 milyar TL'nin üzerinde bir rakamı önümüzdeki 5 sene içinde Ar-Ge'ye ayıracağız. Dolayısıyla yeni molekül ve yeni ilaçlar bulmak konusunda ciddi bir çalışmamız var. Ve Abdi İbrahim'in bir de Amerika'da Okugen adlı Nasdaq'a kote bir şirkete startup yatırımı var. Bu şirket de göz ürünlerinde çalışıyor. Çevrenizde çok vardır. Bayağı hani kendi ailemizde de var. Sarı Nokta. Bu çalıştığı 4 alanlardan bir tanesi. 4 konudan bir tanesi. Dolayısıyla çok yakında inşallah oradan da güzel haberler alacağız. Bütün bunları yaptık, yapıyoruz. Bir an durduk ve dedik ki ya biz bütün böyle hani harara gürere bunları yapıyoruz ama acaba paydaşlarımızda bunun bir karşılığı var mı dedik ve size bahsettiğim araştırmada da sorduk. Dedik ki sürdürülebilirlik denince, bunu sorduğumuzda bu arada blind test, yani daha henüz araştırmacının Abdi İbrahim'den geldiğini bilmiyordu cevap verenler. Çünkü sonuna doğru Abdi İbrahim'e özel sorular da sorduğumuz için orada öğreniyorlar zaten, ama bu soru da bilinmiyordu. İlaç firması denince en azından Abdi İbrahim'in yüksek çıkması gerçekten bizi mutlu etti. Hiç değilse yaptığımız şeyler paydaşlarımızda karşılık buluyor cevabını aldık. Peki önümüzdeki dönemde neler yapacağız? Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz şu tabii, CDP'den az önce söylediğim gibi size A notu almak. Science Based Targets'ta da hedefimizi set eden ilk ilaç şirketi olmak istiyoruz. Biraz daha orta vadede B Corp olmak istiyoruz. Dünyada B Corp olan ilaç şirketi sayısı oldukça az. B Corp çok kıymet verdiğimiz bir platform. Önce Abdi İbrahim olarak, eğer öyle olmazsa da belki Abdi Büyü olarak B Corp olmak için çalışacağız. Döngüsel ekonomiyi mevzuatların izin verdiği ölçüde hayata geçirmek istiyoruz. Ve de nihayetinde size söylediğim gibi 2030 yılında karbon nötr şirket olmayı hedefliyoruz. Aslında son sözüm şu, sunumu bitirmeden. Hedefimiz amaç odaklı olmak. Bu dönüşüme hız kesmeden devam edeceğiz. Dolayısıyla iş süreçlerimizi yani sürdürülebilirlik alanında adımlar atacağız. İş süreçlerimizde bunu sürekli olarak entegre etmeye devam edeceğiz aslında. Hani Abdi İbrahim'in bu 109 yıllık devam eden yolculuğunun, belki çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için en önemli bölümü bu. Dolayısıyla bu toplantı vesilesiyle aslında ben sadece hikayemizin bu küçük kısmını sizlere anlatma fırsatım oldu. Benim sunumum bu kadar. Aşağı yukarı da zamanımızı iyi kullandık. Bir 10 küsur dakikamız var. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Chatten sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Oğuzcan Bey, ben mi okuyayım yoksa size de ilerleyebiliriz? Valla siz okursanız daha iyi olur, fark etmez. Tamamdır, ben okuyorum. İlk sorumuz, Türkiye ile dünya arasında döngüsel ekonomi açısından spesifik bir farklılık var mı? Sorusu gelmiş Emre Kocaoğlu tarafından. Bu aslında şöyle, prensipler tabii ki global ama sektörler arasında fark var diyelim. Bazı sektörler daha ileride. Doğal olarak mesela gıda gibi düşünün. Ama ilaç dediğimiz gibi biraz daha maalesef geriden geliyor. Bu tüm dünyada böyle, sadece bizde böyle değil. Dolayısıyla şeyde fark yok. Prensipler aynı prensipler ama sektörler arası farklılıklar var. Bazen yani şöyle bir %5'lik bir pay bırakmış olalım orada. Ülkeler bazında esnemeler olabiliyor ama 3 aşağı 5 yukarı globalde paralel bir trend var bütün ülkelerde.
Bir diğer sorumuz da Fatih Kunt tarafından gelmiş. Türkiye'de ilaç sektörü deyince aklıma ilk Deva Holding geliyor. Abdi İbrahim ile rakibiniz olan Deva Holding'i kıyaslayabilir misiniz? Sorusu gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki herkesin düşünceleri farklı ama Abdi İbrahim hani en büyük ve en eskisi. Dolayısıyla Abdi İbrahim hem elde ettiği ciro hem çalışan sayı. Bütün rakamlarda Deva Holding'den büyük. En azından ben bu vesileyle Abdi İbrahim'i size anlatabildiysem umarım bundan sonra da sorulduğunda Abdi İbrahim aklınıza gelir. Kesinlikle katılıyoruz. Bir diğer sorumuz ise Serenay Tankur'dan gelmiş. Kompost yapılabilir ambalaj için çalışmalarınız var mıdır? Biyo bozulur plastik çalışmamız aslında bu. Aslında başındaki biyo, yani bildiğiniz gibi plastiklerin de aslında bozulması mümkün. Bizim buradaki hedefimiz şu, aslında atık ilaçla biyo bozulur plastik projemiz neden iç içe? Bu soru güzel bir soru. Şu, başındaki biyo şunu gerektiriyor. Bunların anaerobik ortamda bakteriler tarafından yenilerek bozulması gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için bu plastikleri toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla atık ilaç projesiyle bu projenin neden iç içe geçtiğini gösteriyor. Yani biz önce ambalajlarımızı daha PVC'ye göre daha karbon emisyonu bakımından daha doğa dostu diyeyim. Yani göreceli bunlar tabii ki. Bir alternatife geçirmek ki bu da biyo bozulur oluyor. Çünkü biyo bozulur üretimi ve geri kazanımı sürecindeki karbon emisyonuna baktığınızda normal plastiğe göre tabii ki daha az zararlı bir ürün. Ama tabii bu yetmiyor tek başına. Buradaki hedef aslında hem öyle bir ambalaj yapmak hem de bu ambalajları mümkün mertebe dediğim gibi mevzuatların izin verdiği ölçüde toplayıp bu merkezlerde çöp yani landfill'de o çöp toplama yerlerinde 50 yıl 100 yıl doğada kalacağını toplayıp buralarda bozundurmak. Aslında hedefimiz iki aşamalı. Birincisi de ambalaj sizin sorduğunuz gibi. Tamamdır. Sorularımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. Melis Beşenk tarafından sorulan bir sorumuz var. Sürdürülebilirlik çevre ilkesi kapsamında mevcut atık durumunuzu ne kadar azaltabildiniz? Vallahi atık şirketin, şimdi şöyle iki türlü atık var diyelim. Bir tanesi az önce konuştuğumuz gibi tüketiciler tarafından, end use tarafından oluşan, bir de üretim tarafında oluşan atıklarımız var. Her sene biz yaptığımız projelerle azaltıyoruz. En son yani bir önceki seneye kıyasla yaptığımız çalışmalarda %10'un üzerinde yani çift taneli olarak fabrikadan çıkan atıklarımızı azalttık. Hedef tabii ki burada hani sıfır atığa doğru evrilmek ama gerçekten zorlu süreçler bu üretim süreçleri ama çift taneli olarak düştüğümüzü atıklarımızı söyleyebilirim. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz açıkçası. Teşekkürler. Bir diğer sorumuzsa Alper Turan tarafından geliyor. İlaç atıklarını azaltmak için blister içindeki tane sayısıyla ilgili çalışmalarınız var mı? Yani şöyle tane, ya bu tabii dediğim gibi ilaç endüstrisi çok regüle olduğu için bizim elimiz kolumuz biraz bağlı. Dolayısıyla mevcut düzenlemelerin izin verdiği ölçü tabii ki tane sayısıyla da tasarımsal olarak ilgileniyoruz. Mesela atıyorum iki tane blisteri olan bir ilacı, o akıllı yazılımdan bahsetmiştim hatırlarsanız. Belki yazılım bize, çünkü biz belirli ilaçları seçerek demolar yapıyoruz şu anda kendi içimizde. Aşağı yukarı o projenin sonuna gelmek üzereyiz. Mesela iki blisterli bir ilacı tek ve daha büyüğe düşürün diyor mesela algoritma bize. Dolayısıyla orada bir blisterden tasarruf ediyorsunuz. Tabii ki tane de hani tek bir blistere inmiş oluyor ama kağıttan tabii ki bu sefer daha fazla kullanmış oluyorsunuz. Ama tabii makine bunların hepsini karbon emisyonu olarak hesapladığı için tabii kağıdın yapılmasındaki karbon emisyonuyla plastiğe bakarak o bizi daha ziyade plastikten öncelikle tasarrufa yönlendiriyor. Tabii ki tane sayısına da bakıyoruz. Kesik geldi sesiniz. Cevap. Bir diğer sorumuz ise
Göksu Özer tarafından geliyorsunuz. Çok teşekkürler. Şu an görüyorum. Şu an geliyor mu sesin? Şimdi düzeldi. Az önce çok kesik kesik geliyor. Şu an ihtimal düzelmiştir diye tahmin ediyorum. Sorularımıza devam ediyoruz. Sunumuz için teşekkürler. Şu an greenwashing konusu gündeminde. Sizin de bilginiz var mıdır? Bu konuda Abdi İbrahim olarak ne düşünüyorsunuz? Evet, bu gerçekten güzel bir soru. Bütün endüstrilerde yapanla mış gibi yapanlar maalesef çokça var. Bizim aslında az önce size sunumda gösterdiğim platformlara üyeliği bu bakımdan önemsiyoruz. Çünkü bu platformlar aslında hani herkesin tabii ki hani kimse kendi yoğurdum ekşi demeyeceği için herkes iyi veya kötü bir şeyler yapıyor ama yapılanların uluslararası kabul görmüş standartlarda olup olmadığını aslında bu not aldığınız bu platformlar söylüyor. Yani bu platformları şey olarak düşünün. Hani kredi notları veriyorlar ya ülkelere, şirketlere. Bunun da aslında CDP'nin bunlardan en önemlilerinden. İşte Science Based Targets öyle. Birkaç tane daha böyle prestijli platform var. Bunlar sizin şirketinize ne yaptığınızı çünkü tamamen onlara anlatıyorsunuz, sunuyorsunuz. Bakın ben bunu yaptım. Şuydu, şuraya geldi. Ben bunu yaptım, buydu, buraya geldi. Bunu yaptım, bunda çok bir şey yapamadım. Ama her şeyi onlara sunmak zorundasınız. Onlar da bu uluslararası standartlarla bunların hepsini değerlendiriyorlar ve size not veriyorlar. Dolayısıyla greenwashing çok önemli bir konu. Değindiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama tabii bu çok detaylı bilmeden ayırt etmek biraz zor. O nedenle biz platformlara raporlama yapıp not alarak bu gruptan sıyrılmak istiyoruz. Açıkçası bizim hedefimiz ve isteğimiz hep bu yönde. Teşekkür ederiz. Son iki sorumuza devam ediyoruz. Melis ve Şenkin sordu. Sadece ambalaj atıkları için mi çalışmalarınız mevcut? Su kirliliği konusunda çalışmalarınız var mı diye sormuş. Tabii ki var. Aslında şöyle söyleyelim. Ambalaj atıkları climate change başlığı altında yaptığımız tarafta. Bir de su güvenliği var. CDP'den aldığımız ikinci notumuzun olduğu alan. Türkiye 2030-2035 yıllarında su kıtlığı çekecek bir ülke. Dolayısıyla biz şirketimizin fabrikalarının Türkiye'de değil, bizim Cezayir'de maalesef biraz su riski, su stresi yüksek olan bir ülke. Ve aynı şekilde Kazakistan fabrikamızın da su risklerini yakından takip ediyoruz. Su bizim üretim sürecimizin önemli bir parçası. Her sene kullandığımız suyu en azından arıtıp çeşitli başkaca yerlerde tekrar kullanmayı istiyoruz. Ama tabii dediğim gibi ilaç olduğumuz için elimiz kolumuz bir miktar bağlı diğer endüstriler kadar bütün suyu geri kazanıp tesiste tekrar kullanamıyoruz. Ama regülasyonların bize izin verdiği ölçüde yatırımlarımızı yapıyoruz ve her senede kullandığımız suyu kutu başına azaltıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Su tabii ki çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli. Yani genelde sanayinin tamamı için önemli ama ilaç için özellikle kritik bir girdi. O yüzden de suyu ve su riskimizi çok yakından takip ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Son olarak ise büyük şirketler neden sürekli deneyimli eleman istemektedir? Örneğin alanında yeni mezun olmuş olan adaylardan nasıl bir deneyim beklemektedir şirketler? Birazcık da bu bakış açısından düşünmüş galiba soruyu soran kişi. Sizlerin evet. Bakış açınızı çok merak ediyoruz. Şöyle biz daha bugün sanırım yeni mezunlarımız için biz her zaman şirket olarak yeni mezunlara farklı programlarla şirketimize dahil ediyoruz. Onların bize kattığı heyecana, coşkuya, tutkuya çok kıymet veriyoruz. Yeni mezun olan arkadaşlarımız bizim LinkedIn'deki hesabımızı takip ederlerse, hatta bugün ben de paylaştım. Biz her zaman yeni mezun arkadaşlarımız için şeyler açıyoruz dediğim gibi. Hatta işte COVID nedeniyle bir miktar sıkıntı yaşadı ama bir de bizim uzun dönemli staj programımız da var. Son sınıf öğrencileri için. Dolayısıyla iksir programımız daha doğrusu. Orada da stajyerlerimizle birlikte uzun dönemli olarak çalışıyoruz ve karşılıklı olarak birbirimizden memnun kalırsak iş teklifinde de kendilerine bulunuyoruz. Dolayısıyla evet dediğiniz konu maalesef ülkemizde var. Ben de fark ediyorum, görüyorum, okuyorum. Ama biz en azından Abdi İbrahim olarak her zaman sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Dolayısıyla eğer takip ederseniz her zaman yeni mezun adaylarımız için fırsatlar Abdi İbrahim'de var. Çok teşekkür ederiz Olcan Bey cevaplarınız için. Bundan sonraki sorularınızı zaten gün sonunda atacağımız feedback formlarında yazarsanız bizler de Abdi
İbrahim de bu konuda gerekli yardım yapacaklar da sorularınıza cevap bulacaksınızdır. Gerekli soruları da oraya yazarsanız feedback formunuzda her iki kurum olarak organizasyon olarak da biz gerekli cevapları veriyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak mutluluk vericiydi. Her zaman ne zaman isterseniz sizlere hikayelerimizi anlatmak için yeniden aranızda olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.